Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Atay Yayıncılık Ben Korkmam 6. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın cümlede anlam ünitesinin geçiş ve bağlantı ifadeleri, cümle yorumlama, cümle oluşturma ve cümle tamamlama bölümleri üzerinde duracağız. Geçiş ve bağlantı ifadelerinden başlayalım. Cümlelerde anlatılanları çeşitli yönlerden destekleyen, açıklayan ve yönlendiren ifadeler kullanılır. Bu ifadelerin anlamda yaptığı değişikliği fark etmek önemlidir. Başlıca geçiş ve bağlantı ifadeleri ama, fakat, lakin, oysa ki, ne var ki, halbuki, bununla birlikte, buna rağmen gibi ifadelerdir. Sözünü ettiğiniz kitabı çok aradım fakat hiçbir yerde bulamadım. Buradaki geçiş ve bağlantı ifadesi anlatımın yönünü, düşüncenin akışını değiştirmiştir. Tatile çıkmayı severim, bununla birlikte tatil için denizi değil yaylalar tercih ederim. Evet, burada bununla birlikte ifadesi geçiş ve bağlantı ifadesidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi vardır? İçin geçiş ve bağlantı ifadesi değildir. A seçeneğinde geçiş ve bağlantı ifadesi yoktur. B seçeneğinde kullanılmamıştır. Şairin alıştığımız bir şeydi yaşamak sözüne sonuna kadar katılıyorum cümlesinde de geçiş bağlantı ifadesi kullanılmamıştır. Otomobilini çok dikkatli sürerdi ancak yine de düzgün bir kazaya karıştı. Yine de dün bir kazaya karıştı. Gördüğümüz üzere burada ancak sözcüğü geçiş ve bağlantı ifadesi olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda düşüncenin yönünü, anlatımın akışını değiştirmiştir. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Cümle yorumlama, bir cümle ile ilgili yorum yapmadan önce o cümlenin neyi anlattığını ve neyi anlatmadığını tam olarak belirlemeliyiz. Cümlenin konusu belirlendikten sonra o cümlenin ayrıntılarını, o cümleye yakın veya karşıt olan diğer cümleleri belirleyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Sanatçının birinci görevi içinden çıktığı toplumu aydınlatmaktır. Burada sanatçının görevinin toplumu aydınlatmak olmasından bahsedilmiş. Sanatçının kendi hayatı eserinden bağımsız değerlendirilmelidir. Sanatçının hayatı ile eserinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiği ifade edilmiş. Kendi ulusuna rehberlik etmeyen bir sanatçı yoktur. Yine burada A seçeneğinde olduğu gibi sanatçının ulusuna rehberlik etmesinden, ulusunu aydınlatmasından, ulusuna, toplumuna yol göstermesinden bahsedilmiştir. Şöyle artı koyalım ikisine. Hiçbir sanatçı yoktur ki fikirleriyle toplumunu etkilememiş olsun. Yine bu cümlede sanatçının toplumu fikirleriyle etkilemesinden, toplumu aydınlatmasından bahsedilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B'dir. Aşağıdakilerden hangisi bu özdeyişe anlamca en yakındır? Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi terk ettiği yeri. Evet, demek ki bazı insanlar gittikleri yerde mutluluk kaynağı oluyorlarmış, insanlara mutluluk veriyorlarmış. Bazıları ise bir yerden ayrıldığında insanlar daha mutlu oluyorlarmış. Demek ki o insanlardan mutluluğu bozan insanlarmış. Gelişine üzüldüğümüz insanlar gibi gidişine sevindiğimiz insanlar da vardır sözü verilen özdeyişle anlamca aynı doğrultudadır ve özdeyişe anlamca en yakın sözdür. Çünkü her ikisinde de bazı insanlar gelirken sevindirir, bazı insanlar da giderken sevindirir anlamı vardır. Kişi arkasında miras olarak ancak şerefli bir at bırakabilir yargısı verilen cümleye anlamca yakın olamaz. Değer verdiklerimizin gidişi bizi üzer. Burada tek yönlü bir anlam vardır. Aynı zamanda değer verdiklerimizin gidişinin üzmesinden değil, bazı insanların gelirken mutlu etmesinden, bazı insanların giderken mutlu etmesinden bahsedilmiştir. Biz iyi bir insan olursak çevremizde kötü insan kalmaz yargısı yine anlamca en yakın cümle olamaz. Cevabımız A'dır. Evet arkadaşım, geçiş ve bağlantı ifadeleri ile cümle yorumlama. Konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atay Yayıncılık Ben Korkmam 6. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.